İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bu akşam Elegant Kafe'de muhtarlarımızla beraberiz. Muhtarlar Derneği Başkanımız Sayın Erdal Erdem yanımızda. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bu akşam burada toplanmamızın sebebi nedir? Bu akşam karşımızda gördüğünüz Adapazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Özkan Gümülcen ile müdürümüzle Adapazarı'nda 12 yıldır düzenlenen mahalleler arası minikler turnuvasının organizasyonunu, tarihlerin tespitini ve şartlarını tespit için burada bulunuyoruz. Dolayısıyla da burada aldığımız kararları yazılı hale getirip bütün muhtarlara şey yapacağız, tebliğ edeceğiz. Ondan sonra Adapazarı Belediyesi'ne bağlı 83 tane muhtarlarımıza tekrar bilgi verilecek ve katılacak mahallelerimizin tespiti yapılacak. Ondan sonra da tespit edeceğimiz halı sahada mahallelerimizdeki çocuklarımızın spora katılımını sağlamak için bir organizasyondur bu. Zaten 12.si oluyor bu sene de nasipse. Aslında bu sene yazın oluyordu bunlar. Hem Ramazan münasebetiyle hem de Olgunlar Turnuvası'nın ticaret lisesi bahçesinde olmasından dolayı kışa doğru saklı. Yani bir gecikme oldu. İnşallah alnımızın akıyla muhtarlarla beraber omuz omuza bu işin içerisine çıkarız. Dolayısıyla da ben şimdiden katılacak olan mahallelerimizin muhtarlarına, oradaki çocuklarımıza ve onları çalıştıracak olan hocalarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bunun güzel bir tarafı Türkiye'de Adapazarı Belediyesi'nin uyguladığı tek, ben çünkü Ankara'da federasyonda genel başkan yardımcılığı görevini yapıyorum. Hiçbir yerde böyle bir minikler arası futbol turnuvası duymadım. Zaten Sakarya'da tahmin ediyorum onun için futbolcu yatağı. Yani küçük yaşta bu şey önem verdiklerinden dolayı. Dolayısıyla da Adapazarı Belediyesi'ne ben özellikle Sayın Süleyman Dişli'ye, Allah da ona acil şifalar versin. Biliyorsunuz malum ikinci kez ameliyat geçirdi. Böyle bir organizasyonu yaptığı için emeği geçen, onun şahsında işte Özkan Müdür gibi arkadaşlarımıza, Beytullah kardeşimize, bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun amacı şu: çocukları mahallesinde bir sosyal aktiviteye, sosyal projeye katılımını sağlamak, hem de spora teşvik etmek anlamındadır. Dolayısıyla da inşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. Peki bu seneki katılımın nasıl olmasını bekliyorsunuz? Yüksek bir katılım bekleniyor mu? Aşağı yukarı yani bugüne kadar ortalama mahallelerimizin %25'i, 1/4 katılıyordu. Tahmin ediyoruz gene 20-30 arası bir mahalle buraya katılacak. Şu anki tek sıkıntımız kış olması ve okulların başlaması katılım sayısını düşürebilir. Ama biz bunun yükseltmek için elimizden geleni tek tek belediyedeki arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza arayarak, biz de kendimiz birebir telefonlaşarak katılımı yüksek olmasını sağlamaya çalışacağız inşallah. Biz de güzel bir turnuva diliyoruz. Kolay i̇nşallah. Gelsin. İnşallah. Yani bu turnuvada da inşallah siz Sakarya TV olarak da orada bir organizasyon yapabilirsek Sayın Şaban Mergül abimizle, belki bunları da internet televizyonundan, Sakarya TV'den canlı yayın yapma şansımız da olabilir. Çünkü Sakarya TV bunu Olgunlar Turnuvası'nda yaptı. Bunu neden Minikler Turnuvası'nda yapmasın? Canlı yayın olarak da çocuklarımızı burada Sakarya halkının gösterimine sunmuş oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Özkan Bey. Evet. Bu turnuva 12.si. 12. Yine belediye destekli. Evet. Biraz sizin zaten düşüncelerinizi alalım. Bu 12 seneden beri belediyemizin artık geleneksel hale getirdiği bir turnuva. Amaç gençlerimizi anne babalarıyla bütün toplumla birleştirerek onlara bir farkındalık yaşattırmak. Yani oraya halı sahaya çıkan bir çocuk belki yıllarca bunu unutamıyor. Orada o seyircinin önünde, anne babaların önünde futbol oynaması onlar için bir ayrıcalık oluyor. Biz bunu işte 12.sini bu sene yapıyoruz. Burada tabii biraz ben şeyde bulunacağım, serzenişte veya biraz da öz eleştiride bulunacak kendimize göre. Biraz sayı azaldı. Geçen yıllara göre daha farklı oluyordu. Ama bunda da tabii etken, az evvel başkanım dediği gibi, Erdal başkanımın, ticaret sesi sahasının hem Ramazan'la çakışması, hem olgunların biraz bizim önümüze çıkması, Olgunlar Turnuvası'nın bu mahalleler futbol turnuvasının önüne çıkması muhtarlarımızı zannediyorum biraz buradan soğuttu ve artık yani yanlış anlaşılmasın ama zul gibi görülmeye başlandı gibi geliyor bana bazı arkadaşlarımız tarafından. Bunu burada biraz muhtarlarımızdan ben gayret bekliyorum. Biraz gayret gösterip diğer ailelerle birlikte çocuklarımızla katarak bu organizeyi biraz daha renkli hale getirebiliriz. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız. Bütün malzemelerini alıyoruz. İşte
Taşınması gerekiyorsa uzak yerlerden gelenleri yine spor noktalarına getiriyoruz. Hakemlerimiz, sağlıkçılarımız, suyuna kadar hepsini temin etmeye çalışıyoruz. Burada biraz da muhtar arkadaşlardan biraz gayret bekliyoruz. Yani bu şeyin hareketlenmesi açısından. Peki çok... Aile destekleriyle birlikte. Aile desteği çok önemli. Evet. Çok fazla örneği yoktur tahminimce Türkiye'de. Zannediyorum yok herhalde. Evet. Belki de birinciyiz, ilkiz yani. Son olarak da biraz turnuvamız hakkında bilgi alalım. Ne zaman başlatmayı planlıyorsunuz? Zannediyorum planladığımız 28 Kasım Cumartesi günü başlamayı planlıyoruz. Ne kadar sürecek? Katılacak takımların sayısına bağlı. Bu da önümüzdeki hafta şekillenecek. Büyük ihtimalle yine bir 6-7 hafta gibi bir süreç alacak. Yine de başkanım dediği gibi buradan özellikle ailelerimize iyi sporcular yine çıkacaktır inşallah. Evet, Sakarya evet. İçinde futbol çok önemli. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Peki. Başarınızı devam size dilerim. Size de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet, sizi de tanıyalım. Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık. Bu 12. Mahalle Arası Futbol Turnuvası'na tabii ki biz de elimizden geldiği kadar çıkıyoruz. Çıkmada gayret ediyoruz. Bu birlik beraberliği kapsayan bir olaydır. Tabii ki bu aşamada Sayın Adapazarı Belediye Başkanımıza teşekkür ve idarecilerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sizlerin sayesinde de Adapazarı Belediye Başkanımız Süleyman Dişli'ye acil şifalar diliyoruz. Yani zaten bizden önce gerek başkanımız, dernek başkanımız Erdal Bey, gerek Sayın Müdürümüz Özkan Bey detaylı bir vaziyette açıklama yapmışlardır, yaptılar. Biz de buradan çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Katılacak olan takımlara kazasız belasız bir turnuva bitmesini talep ediyoruz. Başka isteğimiz herhangi bir şey yok. Siz eski bir sporcu olarak sizin mahalleniz herhalde turnuvaya katılacak. Evet, bizim bu 12. senemiz. Turnuva başladığından beri biz bu turnuvalara katılıyoruz. Çocuklarımız için çok güzel oluyor. Çünkü sosyalleşiyorlar. Değişik insanlar tanıyorlar. Arkadaşlar tanıyorlar hem futbol sayesinde. Biz de bunu biliyoruz. Daha önce kendimiz oynadığımız için. Güzel şeyler oluyor. Bu en azından Sakaryaspor'umuzu da yansıyor. Altyapıya çocuklarımız hedefi orayı belirliyorlar. Güzel şeyler daha önceden mesela Sakaryaspor altyapısına giden bizim futbolcularımız da oldu. Çok güzel. O yüzden yani onun bir kişi çıksa mahallemizden o bizim için gurur verici bir olay. Tabii ki her şey Sakarya için, çocuklarımız için. Ben bu turnuvayı tertip beyen Süleyman Başkanımıza teşekkür ederim. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi tüm Adapazarı ve Ozanlar Mahallesi olarak da buradan dile getiriyoruz. Saygılar sunuyorum. Peki futbolun doğasında rekabet var. Ozanlar Mahallesi bu iddialı mı sana? Biz her zaman iddialıyız. Yani biz çoğu zaman bu turnuvalarda birinci olamadık ama ikinciliğimiz çok. Nasıl diyeyim sana? Şerefli ikinciliğimiz var ya. Bu sene de size başarılar diliyoruz. Tanıyalım sizi. Cüneyt Ulu, Korucuk Mahalle Muhtarıyım. Ben bu organizasyona ilk defa katılacağım. Nasip olursa bu tip organizasyonlarda yani olduğu kadar bulunmak istiyorum. Yapabildiğim kadar elimden geleni muhtar olarak yapmak istiyorum. Yani spor kardeşlik, dostluktur. Burada kazanmak veya kaybetmek değil. Bu olaya iştirak etmek, birlik beraberlik içerisinde en güzel şekilde çocuklarımızı yani spora alıştırmayı hedefliyoruz. Ben de sizin aracılığınızla başkanıma, Süleyman Başkanıma da geçmiş olsun diliyorum. Bu tip organizasyonları yaptığı için müdürlerime ve başkanıma teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de tanıyalım. Evet, Bayram Demirci, Göktepe Mahalle Muhtarıyım. Ben muhtar seçildiğimden beri katılmaya gayret ediyorum. Benim mahallem küçük bir mahalle. Evet, Göktepe. Küçük mahalle olmamız dolayısıyla geçen sene şampiyon olduk. Harika, evet, bütün emeğe geçenlere teşekkür ediyorum buradan. Süleyman Başkanımıza geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum. Ben tavsiyem şu. Ben tabii zorla katılıyorum. Çünkü küçük mahalle olduğu için topçu bulmak zor oluyoruz. Evet. İşte komşu mahallelerle birleşip yine katılmaya çalışacağım. Öbür arkadaşlara, küçük mahallede bulunan muhtar arkadaşlara tavsiyem yani katılsınlar, çocukları en azından mahallelerinden dışarıya çıkarmış olurlar. İşte etkinliklere çok gencimiz için hoş bir hatıra evet, olarak kalacak. Evet, hatıra olarak kalabilir. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Size tanıyalım. Ben Kömürlük Mahalle Muhtarı Taceddin Atak. 12 yıldır
belediye ve muhtarlarla beraber işbirliği yapılarak yapılan mahalle futbol turnuvalarında bu yıl her yıl sürdürülmesinden dolayı derneğimize ve belediyemize ayrıyeten şükranlarımı sunuyorum. Ve bu çocukların da bu durumlara gelmesini, çok futboldaki ilerlemenin de olacağını kanunlarından düşündüğünden dolayı bu konu devamı sürdürülmesinden yanayım. İnşallah çocuklarımız hayırlı olsun diyeyim. Süleyman Başkanımıza da geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Siz de tanıyalım. Evet. Şeker Mahalle Muhtarı Adem Kuvar. Bu 12 yıllık turnuvaya 10 senedir ben de devamlı katılıyorum. Önce bu turnuva tabii hem belediyemize, hem mahallemize, hem tüm katılan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Ayrıca da başkanımıza geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz ve kendisinde artık bir önce bu turnuvalara katılmasını talep ediyoruz. Tekeler Mahalle Muhtarı Necdet Kabasakaloğlu. Necdet abi, ben tanıyorum zaten sizi ama bu sene katılacak mıyız turnuvaya? Allah nasip ederse katılacağız. İlk evvela Süleyman Başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Böyle güzel bir turnuvaları tertiplediği için 2002'de başlamıştı değil mi bunlar? 2004. 2004'te. 12.si bu sene. 12.si bu sene ama ilk 2004'te şu an Trabzon'da oynayan bir arkadaşımız var. Bizim bu turnuvalardan çıkmıştır. Salih Dursun arkadaşımız. Harika. Çok güzel bir organizasyon. Evet. Muhtar arkadaşımızın da yeğeni bu. Böyle güzel bir turnuvaları devamını diliyoruz. Bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Size tanıyalım. Yenigül Mahallesi Muhtarı Nevzat Berber. Ben tabii mahallemde ilk defa katılacağım. Daha evvel mahallem katılmıştı böyle bir turnuvaya. İlk önce tabii biz de burada Süleyman Başkanımızın böyle bir şeyi düşündüğü, yaptığı için turnuvayı ilk önce kendisine geçmiş olsun diyoruz. Buradaki arkadaşlara da bir turnuvanın adına başarılar diliyoruz. Size tanıyalım. Çukurahmediye Mahallesi Muhtarı Sait Gülcan. Siz daha önce katıldınız bu turnuvaya. Evet, maalesef biz daha başından beri varız. Bu turnuvalardan yetişen çocuklarımızla Türkiye'nin muhtelif takımlarında şu anda oynamaktalar. Evet. Mesela örnek verecek olursak şu anda Sakaryaspor'daki Hacı Ömer ve Can Berk gibi diyebiliriz yani. Harika, bunlar hepsi turnuvamızdan geçtiler. Maalesef. Bu sene de takım iddialı olacak i̇nşallah, mı sizin? İnşallah. Peki o zaman size başarılar teşekkür diliyoruz. Ederim. Kolay gelsin. Hayırlı olsun turnuvalar.